Herkese selam. Çok heyecanlıyım şu anda. Çünkü keyif alacağımı düşündüğüm bir aktivite yapmayı planladım. Şu an akşam saatleri, o yüzden ışıklandırma çok iyi değil ama idare eder sanırım. Çocukluğumda da yapmadığım bir şey yapacağım. Yumurta kabukları üzerine çeşitli yüzler çizeceğim. Bu beni gerçekten heyecanlandırdı. Çok merak ediyorum nasıl sonuçlanacak, neler çıkarabileceğim ortaya. Çünkü normalde ben kara kalem resim çizmeyi çok seviyorum. Ama bunu ben sulu boyayla yapacağım ve sulu boyada ne ortaya çıkartabilirim yumurta kabukları üzerine çok bilmiyorum açıkçası. Herhalde sulu boyayı en son ilkokulda patates maske için kullanmışımdır. Bu bence çocuklarla birlikte şu an evdeyken hazır yapabileceğiniz çok güzel bir aktivite olabilir. Ama benim gibi çocuğu olmayan yalnız kişilerin de güzel vakit geçirmek için yapabileceği bir şey olabilir. Kim hayatı dolu dolu yaşamayı seven, hayattan keyif almayı seven insanların illaki çok büyük beklentileri olmaz. Küçük şeylerle de zevk almayı bilirler diye düşünüyorum. Açıkçası ben de kendimi o sınıfta görüyorum. Gerçekten heyecanlıyım şu anda. Çok ilginç. Malzemelerimi hazırladım. Müziğimi açtım. Klasik müzik dinlemeyi seviyorum ve beni gerçekten çok rahatlatıyor. Malzemelerimi tanıtayım hemen size. Bu sulu boyayı ben bir sene kadar önce almıştım. Henüz hiç kullanılmadı. O zaman bir şey planlayarak almamıştım aslında ama kendimi tanıyorum. Eminim ki bir gün bununla bir şey yapacağım diyerekten böyle yine heyecanla almıştım. Genelde her şeye heyecanlanıyorum galiba ama böyle şey değil, kötü heyecan değil, mutluluk heyecanı veriyor. Tabii ki sulu boya için suyumu hazırladım. Yumurta kabukları, 5 tane yumurta kabuğu hazırladım. İnternetten baktığın zaman insanlar genelde yumurtayı tam olarak, yani kabuk değil de tüm bir yumurtayı kullanarak boyuyorlar. Ama ben yumurtaları ziyan etmek istemedim. Ne yapabilirim diye düşündüm. Ve içini bu şekilde görülüyor mu? Bir video çektim aslında. Onu daha net göreceksiniz. Kırarak içini boşalttım. Ve yıkadım. Çok kolay bir şekilde yıkanıyor. İçini yıkamakta zorlanmazsınız. Zaten yumurtayı boşaltınca suyla çalkaladığınız an için tertemiz oluyor. Bu kısmını ben mümkün olduğunca düz zemini oturacak şekilde kırmaya çalıştım ki bunları boyadıktan sonra şu şekilde koyabileyim. Bunun için şimdi size göstereceğim videoda da izlersiniz. Ne çok kırmak gerekiyor ne de az. Tam onun bu şekilde oturacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. Heyecandan konuşamıyorum. Okey, o zaman önce yumurtanın içini temizlediğim zamanın videosunu izleyerek başlayalım isterseniz.
kabukları üzerine çeşitli yüzler çizmeye başlayabiliriz. Açıkçası planlamadım, ne çizeceğimi çok da bilmiyorum. Tek bir şey biliyorum, onu deneyeceğim. Onun dışındakiler göreceğiz neler çıkacak. Evet, fırçamı ıslattım. Öncelikle yeşile sürüyorum. Sonra internetten bakmaya karar verdim. Orada Şirinler kafası vardı. Gördüğünüz gibi Şirinlerle pek alakası yok. Sonra okey, biraz daha kendimce bir çalışma yapayım dedim ve 3 numarayı yaptım. Sonra tekrar internetten bakmak istedim. Ve bu korkunç şey ortaya çıktı. Ve buna ismini vermiyorum. Karşıdaki cadı komşum. En sonunda baktım bu iş böyle olmayacak. Soyut bir çalışmayla bugünkü çalışmamı tamamlamaya karar verdim. Okey, çok güzel sanatsal görünmüyorlar ama ben yaparken inanılmaz keyif aldım. Çok eğlenceliydi. Herkese tavsiye ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Bu müzik ve resim sanatının birlikte olduğu aslında bir sanat terapisi saatiydi. Diyerekten bu yeteneksizliğimi Sulbo'ya karşı olan tabii örtbas etmeye çalışarak videomu sonlandırıyorum.